toplantının asıl gayesine. Geçen tabii hoş olmayan bir takım benim arkadaşlara da biraz kızdım, sitemim oldu. Niye bana haber vermediniz? Bu kadar muhtar geliyor, önemli bir konu. Şimdi bu konu şu arkadaşlar. 2014 30 Mart'tan itibaren bazı iller nüfusuna göre büyükşehir yasasına girdi. Öyle mi? Dolayısıyla Adana büyükşehirdi ama metropol ilçeleri vardı. Ama sonra dönüldü, 11 ilçesi de büyükşehre bağlandı. Dolayısıyla bunun vermiş olduğu bir takım sıkıntılar oldu. Nasıl sıkıntılar? Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yılları hatırlayın. Bu bir devrim yasasıdır. Şimdi Atatürk ve ekibi, Allah rahmet eylesin, Cumhuriyet'i kuruyor, padişahlıktan demokrasiye geçiliyor. Onun getirmiş olduğu bir takım sıkıntılar var. Her yasanın uygulamada da sıkıntıları vardır. Onun için mesela şimdi köyler mahalle yapıldı. Büyükşehir'e, büyükşehirden de ilçeye bağlandı. Mesela benim köyüm Narenciye Bahçesi'dir. E benim köyümün, Menteşe köyünün arazisi değil mi? Elbette değil. Yani ona göre bakılacak, incelenilecek, vergi denildiği sistem ona göre konulacak. Bu da ne zaman geçerli olacak? 2019'dan itibaren geçerli olacak. Öyle ahım şahım bir şey de değil yani. Ahım şahım bir şey de değil. Yani köyün bulunduğu alan, yani şu anda mahallenin bulunduğu alan, ev filan varsa orada, orası arsa geçiyor ama onun haricinde ileride bostanın var, bahçen var falan filan. Bunlar arsa marsa değil, tarla niyetine. Ondan da sembolik bir rakam alınacak. Bunu da oturup bu komisyon ayarlayacak. Bu komisyonda kimler var? Muhtarlar var. Kim var? Belediye başkanının tebrik ettiği arkadaşımız var. Kim var? Ticaret odası var. Kim var? Vergi dairesi var, ilçe tarımı var, planı var, fişmanı var. Yani bu bölgeyi bilen uzman arkadaşlardan oluşan bir komisyon. Ha, bu komisyonun her dediği olacak mı? Yok. Bu komisyon bölgeye göre, sınıflandırmaya göre, kırsal kesime göre, verime göre, randımana göre, sulu susuz araziye göre ayarlama yapacak. 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığı İlgi Gelirler Vergi Dairesi'ne bu teklif gönderilecek. Orada bir incelemeye tabi tutacak. Sonra gelecek herkes mahallesine göre 2019'dan geçerli olmak üzere ne vereceğini, ne alacağını bilecek. Mesele bu ya. Bu arada arkadaşlar da birisi numara taş diyordu, Mustafa Bey. Benim bildiğim kadar da numara taşı Duru Bey. Büyükşehir aldı benim bildiğim kadar da numara taşı. Şimdi de olağanüstü halden dolayı ikinci bir emre ikinci bir emre kadar şimdilik durduruldu. O hal kalkınca veya o halden bir KHK dedikleri kanun hükmünde kararnameyle yeniden başlanacak. Onu bekliyoruz biz yani. Biz sorduk, dediler ki kaldırdık dediler ama ben aldım dedi. Çalışma yapılmış ama biz de başımızda sıkıntı veremiyoruz dedi Sayın Başkanım. Yani ilişki, çelişki var. O büyükşehrin yetkisi de bizden aldı. Hatta büyük caddeleri falan, park işlerini falan da biz veriyorduk. Dediler ki sizin yetkinizde değil, biz aldık bunu dediler. Bilahare meclis toplanacak, o yetkileri tekrar bize devredecekler. Şunu unutmayın yalnız, büyükşehir bize nakdi yardım yapamaz yasaya göre. Ama nerede bu diye yetkilerini devredebilir? Ne yapabilir? Malzeme yardımı yapabilir. Bu dinamikleri pek görmedik Allah'a çok şükür. Kendi yağımızla kavuruyoruz.